Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam çok değerli bir arkadaşım, şair dostum Murat Kayış konuğum oldu. Kendisiyle biraz dergi kültüründen bahsedeceğiz, biraz şiirden bahsedeceğiz ama bu akşam benim niyetim bol bol şiir okumak. Murat çok güzel şiir yazdığı gibi çok güzel de şiir yorumluyor. Onun için bu akşam biraz daha böyle depremi fazla konuşmadan şiir okumak istiyorum. İnşallah sizler de bu şekilde daha mutlu olursunuz, daha huzurlu olursunuz. Bu arada Murat kardeşim radyo programlarına da başladı. Haftada bir de radyo programları yapıyor. Kendisine başarılar diliyorum. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili hocam. Programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Tabii sizle daha önceden de defalarca program yaptık. Çok da keyifli olmuştu ve çok güzel dönüşler aldık. Ve sizi kutluyorum. Memlekete hizmet ediyorsunuz. Çünkü kültür adına maalesef biraz zayıfız ama sizin gibi hocalarımızla birlikte biraz daha hareketliliğimizi sürdürebiliyoruz. Tekrar merhaba herkese. Evet Murat, biliyorum yoğunsun, imza günleri var, radyo programı var, iş hayatım var, şiir yorumlama çalışmalarım var. Gerçekten böyle yoğun bir tempo içerisindesin. Ben de seni tebrik ediyorum. Karşılıklı böyle tebrikleşme oldu ama ben bugün böyle doğaçlama, dostane bir program yapmak istiyorum. Böyle sürekli bir arada olduğumuz bir kardeşimiz olarak, bir dostumuz, meslektaşımız olarak. İstersen böyle biraz şu dergi kültüründen bahsedelim. Nedir bu dergi kültürü? Derginin aşamaları, süreçleri neler? Önce bunu biraz konuşalım, ondan sonra şiirle devam edelim. Tabii ki benim için çok kıymetli bir soru ve anlatmak istediğim bir mesele aynı zamanda isabet oldu. Teşekkür ederim bunun için. Şimdi biz edebiyata gönül vermiş insanlar, aynı zamanda da dergi kültürünün yaşamasını isteyenleriz. Tabii dijital çağ çok hızlı ilerliyor. Dijital platformlarda yayın hayatı sürüyor. Fakat biz dijitale girmeden dergimizi matbaadan bastıralım ve okurlarımız her sayı geldiğinde o dergiye ulaşma heyecanını yaşasın. Yani bu merak sürsün. Yani bizim geçmiş edebiyatımıza da duymuş olduğumuz bir saygı bu aynı zamanda. Fakat son zamanlarda biraz muzdarip olduğum bir konu var. O da nedir? Ya dergiye yazı yazmayı merak etmek kadar dergiyi alıp okumayı da merak etmek gerekir. Ve bir dergiye çalışma göndermek için o dergiyi tanımak gerekiyor. En azından bir iki sayısına ulaşıp dosya nasıl işlenmiş, nasıl çalışmalara yer verilmiş, nasıl ilerliyor süreç, o konu hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor ki en azından gelen çalışma sayımıza daha farklı bir zenginlik sağlasın. Ve ben tabii ki burada şunu anlatmaya çalışıyorum yazar şair arkadaşlarımıza. Yani biz edebiyatın o zenginliğine, edebiyatımızın güzelliğine hizmet mi edeceğiz yoksa kendi tatminliğimize mi hizmet edeceğiz? Tabii ki kendimizi de bir yerlere getireceğiz yazılarımızda, şiirlerimizde, seslendirmelerimizde. Fakat yine bizim en büyük gayemiz dergi kültürünü yaşatmak ve edebiyata hizmet etmektir. Onun için bu konuda kalem sahibi insanların duymuş olduğu sorumluluktan bahsediyorum aynı zamanda. Daha böyle hassas bakılmasını kesinlikle istiyorum ve bekliyorum. Ve bununla birlikte siz de biliyorsunuz sevgili hocam, bu derginin bünyesinde yer alan bir hocamızsınız ve sizle beraber ulusal anlamda birçok yerde program yaptık ve birçok ulusal yazar şairi bir araya getirdik. Bunun içinde İstanbul'u var, Ankara'sı var, yine büyük şehirlerden Urfa var. Yani yaşatmaya çalışıyoruz hedeflerimizi. Bu minvalde biz 18. sayımızı Oğuz Atay dosya konusuyla işledik. Şu an Şubat sayısı Nilgün Marmara dosya konusu olarak inceleniyor. Muhtemelen de bir aksilik olmazsa Şubat ayında 19. sayımızı çıkartmış olacağız. Evet. Böyle ünlü, topluma mal olmuş kişilere baktığımız zaman Murat'cığım, daha çok böyle kitaplarından ziyade hangi dergilerde yazdıklarından bahsederler.
Tabii. İşte derler ki Mehmet Akif falanca dergide yazmaya başladı. İşte tabii. Oğuz Atay falanca dergide yazmaya başladı. Tabii, tabii. Yani hiç kimse aslında gazete zikretmiyor ya da kitaplarından çok bahsetmiyor ama mutlaka yazdığı dergilerden bahsediyor. Demek ki edebiyat dünyasında dergi kültürü çok farklı bir şey. Tabii. Yani bu çok önemli. Bizler de sizlerin öncülüğünüzde bir Mutena dergisini çıkarmış olmanın gururunu yaşayabiliriz. İleride belki bizden bahsederken Mutena dergisi yazarlarından diyebilirler. Mutena dergisinde şiirleri çıktı diyebilirler. Evet. Çok mutluluk verici bir şey. Çok teşekkür ederim. Tabii sayımızdan bahsetmişken bir de işte 18. sayımızın kapağını şöyle bir gösterelim sevgili okurlarımıza. Evet, çok Oğuz Atay edebiyatımızın önde gelen isimlerindendir ve bugün yaşamış olsaydı şayet sevgili kardeşim İlyas'ın da deyimiyle Türkiye'ye Nobel ödülünü çok erken getirebilecek kapasitede bir yazarımızdı. Tabii bu sayımızla birlikte biz bir de mini bir 2024 yılı mütena takvimi yaptık. Oğuz Atay kapaklı ve onun da güzel bir sözü var. Diyor ki, kafam cam kırıklarıyla dolu doktor, bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim acıyor. Anlıyor musun? Güzel bir söz değil mi? Evet, yüreğine sağlık. Seni biraz dinlenmeye alayım, bir tane şiirle devam edeyim. Tabii. En tenha köşesinde şerefe kalkan, can canaymış ruhsuz canla, şeytan çağrısı gibi parıldayan ateş, Kürtçe bir ağıttır radyoda çalan, camlar buğulu, kırağı kaplamış düşleri. İki damla yaş asılı kaldı kirpiklerimde, titrek nefesimle gece yarısında, en parlak yıldızın gözetlediği geceden. Saatin çıt çıtlarında gece uzadıkça uzamakta, güne ay eklenmekte, güneş sabaha gecikmiş. Boşluğa açılan kapıdan girmekteyim, say ki Züleyha aşkına, Yusuf gibi zindana mahkum, telürgüsüz yalnızlıkta. Hafızama kaydettiğim suliyetinle vedalaşırken, Kasım soğuğunda yanaklarım, geride biriktirdiğim sensizlikte, sen benden habersiz ölümü emzirmektesin, sırım sıklam, salkım saçak yıldızların altında. Tıpkı başap gibi doldukça eğildim, eğildikçe doldum, asi rüzgarla yıkandım gece boyunca, grinin en kahvesinde. Yokuş aşağı dizlerin titrer, yüreğimde duyulmaz imdat çığlıkları, siren sesleri, polis telsizleri, karman çorman anlaşılmaz Davudi ses. Işık sızar kalın perdelerden, köpekler karıştırırken çöplükleri, ben bende değilim, sende hiç değilim, cehennemdir yolun varacağı bu gece. Kursun sıcaklığını andırır dudaklarım, şakası yok bu gidişin. Alıp götürüyor beni adaletsiz uzaklara. Beynimde bir talan, karıncalanır hücrelerim. Damarlarımda taşlanmış ismin akmıyor. Buz kesmiş bedenim. Bombalar düşerken fethedilmez yüreğime. Boğazımda birikmiş öfkem. Gecenin karnını doldurur. Gecenin, asır süren o gecenin derinliğinde. Sayısız kere aşık olmuşken sana. Şimdi bir tutam bakışından uzak. Ve gecede bir yıldız kaydı, içime aktı bütün parlaklığı. En ürkütücü haliyle sönüverdi gözlerimde. İhanete kurban yürek sızısı kadar gidişim. Haşin, sessiz bir çığlık. Düşlerim üşümekte, üstümü kaplamışken kırağı ve ortalıkta şaşkın bir şair. Evet, kitabıma da ismini veren Düş Kırağı isimli şiirin de sevgili Murat. Tebrik ederim hocam. Yüreğinize sağlık. Çok güzel bir şiir. Tabii aynı zamanda da kutlarım. Geçen gün kütüphanemize yapmış olduğunuz imza gününe katıldık. Çok da güzel geçti. Keyif de aldım. O güzel eserlerin yolu açık olsun, bahtı açık olsun diliyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Beğendiniz mi? Ya, tabii. Yani Adıyaman şartlarında nasıl buldunuz ya da daha iyi nasıl olabilirdi? Ya şöyle söyleyeyim hocam, ben sizin gibi değerli büyüklerimizin bu konudaki hareketlenmelerini takdirle karşılıyorum. Çünkü biz biliyorsunuz hep
yani konuşmak istemiyoruz fakat var olan şeyi değiştiremediğimiz için bir 6 Şubat'ımız var bizim. İçinden çıkamayacağımız ve ömür boyunca da bu travmayla beraber yaşayacağız. Fakat biz ne yapabiliriz? Yani sanatla hemhal olmuş insanlar en azından memleketin havasını değiştirebilmek için insanlara farklı farklı çalışmalar hazırlayabiliriz. Tiyatro alanında, edebiyat alanında, müzik alanında. Ya böyle bir hizmeti insanlara sunmamız gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz olsun. Tabii sizin de bu minvalde yapmış olduğunuz örnek televizyon programı veyahut da imza günlerimiz memleketimiz için ve bu toplum için gayet şık. Ve biz de biliyorsunuz bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar. Anka Kültür Kafe sponsorluğunda daha öncesinde yine o kafede Şükrü Hoca'yı getirdik, Şükrü Erbaşı ve sevgili Harun Tutuş gelmişti. Evet. Ve bu ayın 26'sında 26 Ocak'ta da yine Anka Kültür Kafe'de ben, sevgili hocam Cezmi Ersöz ve kıymetli yine dostumuz Fahri Berk'in moderatörlüğünde İmza günü dinleti ve söyleşi yapacağız. Bunu da duyurmuş olalım ve aynı zamanda bir sürpriz var, onu da paylaşayım. Yeni kitap çıkıyor benim. Tabii. Şu an sağ olun. Baskı aşamasında modern yalnızlık. Madem modern bir hayat yaşıyoruz, bakalım dedik yalnızlık nasıl modernleşebiliyor? Onu işledik. Manzume tarzı bir eser. Böyle de bir sürprizi sizinle paylaşmış olalım. Çok sıra dışı kitap isimlerim var. Evet. Seni sevmeme 5 dakika kalmıştı. Evet. Bana önce çok ilginç geldi. Şimdi kulak aşina oldu. Hoşuma gitmeye başladı. Evet. Modern yalnızlık da onlardan biri. Evet. İlk etapta baktığım zaman modern yalnızlığı çok şiirle böyle hani şey yapamıyorum ama. Manzume tarzı. Biraz daha şiirsel anlatım. Yani biraz böyle denemeye yakın fakat daha çok böyle şiirsel dille başlıklar sunmuşuz kitabın içerisinde. Bir 9 tane başlığımız var. O başlıkların içerisini dolduran, herkesin içinde kendinden bir şeyler bulabileceği bir eser çalışmışız. Tabii ki okurların takdirine bırakacağız. Şimdi değerli dostlarımız diyordur, hani şiir okuyacaktınız? Evet, şiir tabii, şiir okuyalım. Hadi bakalım şiir. O zaman... Sen de tanıyorsun tabii ki bu insanı. Bizim bir aydınımız vardı güvenlik şubede, polis aydın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir şiir dostuydu aynı zamanda. Evet, her etkinliğimizde yanımızdaydı. Kesinlikle. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun, var olsun. O çok etkilemişti beni. Hatta 40'ı okunduğunda Elbistan'a gittiğimde annesi babası şair diye tanımlıyor beni. Dediler ki, şair sen mi geldin? Aydınımı niye getirmedin dediklerinde yutkunmuştum, hiçbir şey diyememiştim. Bu şiir de sevgili Aydın Bozkurt'a ithafen yazılmıştır. Onun için okuyacağım bu şiiri. Buyurun. Beşeri Karargah şiirimizin ismi. Bir lahza da olsa umudu yeşertsem, gözleri elmasla çizilmiş o dilhunum ben. Tesiri teşbihsiz göğsümde hicran yarasıdır. Kalbur içinde elenmiş o şiirim ben. Efsunlu yollardan geçtim durdum. Keramet sanılan taşlar buldum. Kristalmiş meğer, kristalmiş meğer ömür dediğin. Un ufak olmuş o zerreyim ben. Nüksetti dilime bir zaman aşktan sözcükler. Müessir kılındım yarın gönlünden. Ah sendir dedim, ah sen bu gül bahçesi gibi kokan. Diken diken üstünde gezen o meczubum ben. Handır hancıyla devranı döndüren, senetsiz söz gibi başı döndüren, huceste sanılmış, huceste sanılmış o kuş gibi kafeste, zamana yenik düşen o gafilim ben. Zehri ekilmiş toprak üstünde, adım adım düşen yağmur üstümde, cenk nedir, cenk nedir söyle şimdi yeryüzünde, tabuta sığmayan o ölüyüm ben. Tabuta sığmayan o ölüyüm ben. Yüreğine sağlık Murat kardeşim. Belki deprem deyince son zamanlarda, hani depreme girmeyeceğim aslında. Ya da dostluk, vefa, arkadaşlık deyince senin aklına elbette ki Aydın geliyordur. Evet. Benim aklıma Mehmet geliyordur. Evet, evet. Kirvem geliyordur. Evet, evet. İkimiz de ortak dostuydu. Evet, evet. Hakikaten bizde var bu vefa, bu var, dostluk var da günümüz insanlarında da bu böyle midir Murat kardeşim? Evet. Yani sen de böyle bir entelektüel olarak diyeyim, bir duygu insanı olarak, bir şair olarak bu konuda ne düşünüyorsun? Yani insanlar eskisi gibi dosta vefalı mıdırlar?
şimdiki insan ilişkileri eskiye nazaran nasıl? Vallahi hocam çok güzel yerden yakaladın tabii. Müthiş bir konu başlığı aslında. Ya günümüz ilişkilerinde benim anlam veremediğim çok şeyler var. Karşı karşıya kaldım. Onlar da nedir? Herkesin dilinde şöyle bir söylem var. Denk gelmişsinizdir. Bu çağa kendime ait hissetmiyorum. Bu kirli dünya bana iyi gelmiyor. Ama bakıyorum kimilerine, birbirlerine kibar davranmıyorlar. Çok kaba davranıyorlar. İletişimleri çok zayıf. Kendilerini ifade edebilme yeteneğini kullanmaları o kadar barizken kendilerini bir çıkmaza sokma kaygısı. Ve insanlar birbirlerini dinlediğini zannederken dinlememesi, anlamak için mücadele göstermemesi ve sonrasında da bu durumlardan şikayet etmesi. Yani insan tanımı kendiyle çelişebilen bir varlık olarak mı tanımlanmalı? Asla. İnsanın tanımı üstesinden gelemeyeceği bir şey yokturdur. Fakat ben bakıyorum toplum olarak birçok şeyden şikayetçiyiz ve günün sonunda toplum olarak bu toplumdan şikayetçiyiz. Evet. Yani ben ne anladım bu işten? İroni. Başlı başına bir ironi yapıyoruz. Sanki bir şeylerle oyun oynuyoruz. Ama insanların tutarsızlığına gerçekten bazen tahammülümüz kalmıyor. Oysa biz vefayla, sevgiyle, şefkatle, merhametle, vicdan olgusuyla yetiştirilmiş bu hayatı öyle bakabilmiş insanlardık. Ve öyle kalsın. Bunu bozmak ve kötü ve bunu korumak oldukça kolayken biz buna sahip çıkalım. Sahip çıkalım istiyorum. Tabii üzüyor böyle şeylere denk gelmek. Umarım insanlar daha bilinçlenir. Hayata daha farklı pencerelerden bakabilir. Ya ben bunun en büyük eksikliklerinden bir tanesinin de okur bir toplum olmamamıza bağlıyorum Sayın Hocam. Okur değiliz maalesef. İşte o eğitimsiz yanımızdan maalesef ve yetersiz kendimizi ifade etmemizle alakalı sorunları günün sonunda ister istemez birçoğumuz yaşıyoruz. Evet, bu sadece dostluklarda değil, sevgili anlamında, eş evet. anlamında da öyle. Tabii. Bakıyorsunuz ki insanlar çok çabuk hemen boşandılar gittiler. Tabii. Bakıyorsunuz ki bugün... Sen yarın diğeri, yarın diğeri. Evet. Oysa ki ben bir şiirimde ne demiştim biliyor musun Muratcığım? Okuyayım. Lütfen. Lapa lapa yağan kar soğunla, pencerene sığınmış bir kurt sahibini, ürkek, üşümüş, içi dışı titreyen merhametine muhtaç. Yüzüme bak ne olur, korkarım bekçiliklerinden, gökyüzünün ıssızlığından, ani kırılan ağaç dallarının çatırtısından. Uçmak istesem de uçamam. Bugün günlerden yarın olsun isterim. Fırtınası dinmiş, gökyüzünün tekrar maviye boyandığı, pencere saçaklarına muhtaç olmadığım, mutluluğun çarşı pazar bedava dağıtıldığı, Fırat kıyısında sabahlayabildiğim yarın. Bugün yarın olsun isterim. Çocukların umutla baktıkları, bekliyorum daha akşam rüzgarları var sırada, ayın en silik hali, çöp bidonlarında ekmek kırıntıları, yarı çürümüş ne varsa arayan çocuklar gelecek birazdan. Yılkı bir tay, topallayan sahipsiz bir kedi, yüreğime batacak senden son duyduklarım, en vahim kurşun gibi. Öleşim geliyor kır çiçekleri arasında, soğuk bir mevsimin habercisi, Eylül ayının 15'i bugün. Aşkın defalarca döllenmiş gün batımında, tam zamanıdır elvedasız bir geri dönülmez ayrılığın. Dağlardan boşalan çığ alıp götürse beni, götürse Fırat'ın maviliklerine, olmayan annemin ağlaması çınlasa kulaklarımda ve dayanılmaz bir baş dönmesi. Ve bahar gelecek bir gün içimdeki sevdaya, mevsimler dönüp dolaşacak, kar suları eriyecek bozkırların üzerine, goncalanacak güller, hayaller filizlenecek yeniden. Çatırdayacak tohum, dağların doruklarında keklik ötüşleri, çoban kavalıyla yeşerecek aşkın her hali. Milyon kere seveceğim, kelebeklerin kanatlarında, uğur böceği, papatya fallarında, sonsuzluklarda kaç milyon kere seveceğim seni. Milyon kere, milyon kere seveceğim seni. Vay. İşte bizim zamanında milyon kere sevilirdim evet. Muratcığım. Her evet. gün yenisiyle çıkılmazdı yani. Evet, insan tabii ki
hala çok dinç ve gençsiniz, onu söylerim. Bu da bir iltifat, tamam mı? Ama biraz daha geçmiş kuşağa baktığımızda, o zamanın hikayelerini dinlediğimizde ve o zamandan bu zamana kalan anekdotlar olarak paylaşılan videolara baktığımızda imreniyor ya insan sizin zamanınıza. Vay be ya, işte bir yani şeyler korunabiliyor. Sizin zamanınızda derken Murat, sanki çok böyle yaşlı gibiyim, sen de çok genç gibisin oldu. Ya işte yani abi anla yani, tabii senden önceki kuşaklara da biraz bahsediyorum. Bu arada güzel bir şey, çok da böyle okurken yaşadığını da hissettim. Evet. Derin bir mazisi olduğunu düşünüyorum şiirin. Evet, şiir. Şiir lütfen. Tamam, ben de bir aşk şiiri yapayım. Ben şey sevmiyorum yani. Kalıp sevmiyorum. Özellikle aşkla sıkıştırılmış bir duyguyu sevmiyorum. Sıkıştırılmış bir cümleyi sevmiyorum. Hür bir şekilde ifade edebilmeliyim şiirde sevgiliye kendimi diyorum ve bu şiiri de o şekilde yorumluyorum. Yüzünün destansı deltaları. Seni sevmek hem de kampanyasız bakabilmek gözlerine, pazarlıksız öpebilmek dudaklarını. Her akşam koştur koştur geliyorum. Hengamede bir düzlük var biliyorum. Ve beni koruyup kollayan göğüs kafesine sığınıyorum. Umudu emziren yıldızlar gibi bakarken hüzünlerime, acılarını avucumun içine sığdırabilmeyi başarıyorsun. Ve zamandan an atlatırken ömrüme, müzikal literatürlerde coşkusunu bulmuş ezgi oluyorsun sözlerime. Tepemde kızıl renkli kederler kırılıp duruyor. Yüzümün kaçıncı yere düşüşü diye sayıklarken, yüzünün destansı deltalarında sevişen hayaller sunuyorsun. Bir bilet hakkı doğuyor yıkılmış şehrimden şehrine. Ayazını vedalardan kapmış, tren garına üşüşüyorum sabahın ilk ışıklarında. Zangır zangır titriyor dişlerim, yanaklarımda eski bir saatin yelkovanı dönüp duruyor. Kulağıma ilişen sesin kalbimde paslı zincirleri kırıyor. Yıkılıp dağıtılıyor karanlıklar. Işık ışık süzülmeye başlıyor dilimden aşk. Hasret çarkıyla dönerken devran, hasret çarkıyla dönerken devran, derisi çürümüş dünyanın derdinden koruyor seni düşünmek, seni düşünmek, seni düşünmek. Böyle. Evet. Bu kadar yani, bu kadar yani. Yüreğine sağlık. Hakikaten güzel. Murat'cığım, yazmak ayrı bir güzellik. Evet. Okumak ayrı, daha farklı bir duygu. Evet. Bazı insanlar şiir okur. Yani kimseyi eleştirmek gibi bir derdim yok. İşte sadece okur. Ama bazı insanlar bir şiiri okuduğu zaman o şiiri sanki yeniden yazmış gibi okur. Evet. Yani kendisi de ilk kez duyuyormuş gibi okur. Evet. Ben sende de onu görüyorum. Evet. Yani bir cümleyi okuduğun zaman kendin bile bazen hayret edebiliyorsun. Vay be, şair burada acaba ne demek istemiş dercesine. Böyle kendin bile şeye dalabiliyorsun. Yani o şiirin cazibeliğine kendini kaptırabiliyorsun. Ya sevgili hocam, her şiirin bir hikayesi vardır muhakkak. Ve biz işlediğimiz hikayeyi bir gün seslendirmeye başladığımızda tabii bizim şiire duymuş olduğumuz o saygı da yan yana gelince ve şiiri de kutsal görüşümüzle aşikar olunca biz hikayemizi anlatırken şiirle kelimelere birer eşya giydirmiş gibi, kelimelerin üstünü giydirmiş gibi, yani o hislerin üzerini örtmüş gibi, doyurmuş gibi anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar bizim yaşadığımızı onlar da hissedebilsinler. Bizim hissettiğimizi onlar da yaşayabilsinler diye böyle bir hassasiyet gözetiyoruz. Ve bu da bizi daha mutlu ediyor. Çünkü yaptığımız işi ne kadar iyi yaparsak o işin daha sonrasında veriminin arttığını görüyoruz. Ve bu şekilde ilerliyor. Zaten siz de buna şahitsiniz. Şimdi bizim 5 yıl önce yazdığımız bir çalışmayla bugün yazdığımız bir çalışma asla aynı değil. Çünkü bir 5 yıl zaten geçmiş. Onunla birlikte bizim aldığımız eğitimler, araştırmalarımız, bu alanda yaptığımız ciddi yorumlamalar bizi günün birinde daha böyle nitelikli, daha prestijli bir gerek seslendirmenin, gerek kitabın, gerek başka bir şeyin içerisine sürüklüyor. Ve ben bunlara bağlıyorum. Yani o duymuş olduğumuz hassasiyetten dolayı sanırım biz bu şekilde
seslendirmeyi, şiir yazmayı huy edinmişiz. Evet. Bazen böyle okuyucu gelip sana, hocam falanca şiirim var ya, o şiiri tam sanki bana göre yazmışsın. Evet. Orada tam beni anlatıyorsun diyor ya bazen okuyucu. İşte benim mutluluktan doğruya çıktığım anlar. Değil mi? Evet. Yani diyorum işte tamam, demek ki ben o şiiri yazabilmişim. Çünkü bazı insanlar kendini orada görebiliyorsa, kendini o şiirde görebiliyorsa, yaşadıklarını orada hissedebiliyorsa siz başarılısınız demektir. Tabii. Çünkü sizin yazdığınız cümleler aslında sizin aşkınız falan değil. Sizin okuyucuya vermek istediğiniz mesaj. Ya, tabii. Okuyucu da onu almışsa tamam, siz başarmışsınız demektir. Ya tabii bu ayrıntıyı vermen çok güzel oldu. Şimdi biz duygu tercümanıyız. Ve bu coğrafyada aşağı yukarı birbirimize benzer şeyler yaşamışızdır. Ve biz bazen şiirler yazıyorken, hocam bütün şiirlerin hepsini bazen yaşaman imkansızdır. Ama biz ne yapıyoruz? Bir hikaye dinliyoruz. Bir öykü dinliyoruz. Bir insan geliyor, bizi derdini anlatıyor bize. Biz bundan besleniyoruz. Bu sefer ne? Empati yoluyla şiir yazmaya başlıyoruz. Birisinin sevdasına şahit oluyoruz. Onun sevdası bizi güçlendiriyor duygu anlamında. Kelime veriyor, yazdırabiliyor. Veyahut da başka bir şeyler etkilenip yazabiliyoruz. Tabii kendi hissettiklerimizi yazmamız da ayrı bir kazanç tabii ki. Evet. Doğru. Çok güzel şeyler söylediniz. Kesinlikle. Çıkardım hayatımdan zamanları. Hangi mevsim istersen o mevsimde gel. İster gecenin karanlığında gel, İster sabahın ilk ışıkları yere düştüğünde. Mesela bir sonbahar akşamı, dalından düşen yapraklara basa basa gel. Zaman içinde zaman yaşıyorum, sensizlikte dayanılmaz. Sağ elim sol eline hasret. Bakışının orta yerinde gülüşüne, gözlerinde saklı aşka hasretim. İster bir sonbahar akşamında, ister güneşin doğuşunda gel, fark etmez, yeter ki gel. Kışın soğuğunda dağlara lapa lapa kar düşünce gel. Deli kasırgalar fırtınalarda, sis kaplamışken düşlerimi, en uzun gecelerinde mevsimin herhangi bir yerinde gel. Yağmur damlarken üzerime saçaklardan, yol vermez geçitlerde kurtulmaları, en hoyrat arabeslere sarılmışken, ister zifiri karanlıkta, İster gün ışığınca gel, ama gecikmeden gel. Yavru serçeler uçmaya çalışırken, göçmen kuşlarla birlikte gel. Fışkırırken güller tomurcuktan, dağların suyu buluşurken Fırat'la, ilkbaharda sabah uykusuyla gel. Kengerler çağırırken dağlara, badem çiçekleri nevrozlarla birlikte gel. Ayrılık canavarı kemirirken ömrümü, berivan edasıyla gel. Yaz gecelerime yıldız ol. Bir daha hoşça kal dememek üzere. 14'ündeki ay şavkıyla gel. Çoban kavalında inilti, kan kırmızı güller, tenhasında şafağın en ağır kekik kokusuyla gel. Patika yollarda yalın ayak, toprağa basa basa, hüzünleri gömerek geceye, bitmeden son şiirimin satırları. Son kez elveda diye yazmadan gel, gel de nasıl istersen öyle gel. Baktın ki yetmedi dört mevsim, al eline reyhanı, beraber aldığımız o yere gel. Ama mutlaka gel. Burada da dört mevsimi işledik. Ve herhangi bir mevsimde gel dedik. Yeter ki gel dedik. Bakalım şair Murat ne diyecek? Çünkü hangi mevsimden gelirsen o mevsim bize ilkbahardır. İlkbahardır tabii evet. Ki. Sevgili Fahrettin Çelik, aşk şiirleriyle meşhur bir hocamız memleketimizde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Murat'cığım. Ben de o zaman kainat meseleleri diyeyim. Kainat meseleleri. Buyurun. Genç ve bakire bir umudu kıskanır bu yaşlı dünya. Kahinlerin ellerini doldurup dillerine bal süren de bu yaşlı dünya. Vuruldu alnımın yüzüne üç çizgi, kırıştı hayallerim, ben aşkı hüzün sandım, karıştı duygularım. Duyduğunu unutan kulağım olsaydı, gördüğüne inanmayan gözlerim olacaktı. Burnumu ortadan ikiye yaran asi bir ayazla günlerim doldu. Gaddar bir havada doğmam annemin suçu değildi.
Dolsun kadehi feleğin, hiç boşalmasın ne çıkar? Arsızlığını toprağa ekmiş telaşlar, boy vermiş gamsız sancılar. Şakaklarımda biriken acılar da utanır. Elbet, elbet bir gün ruhum bedenden çıkar. Tan ağrısı sessizliğinde kimsesizdir başımın ağrısı. Yumul ey gözlerim, düşün, düşündükçe çoğalsın düşün. Son nedir, son nedir bilmeyen, beşeri bir geçimsizliktir alemin bağırtısı. Eyvallah. Yine sağlık. Murat'ım, böyle gözüme mesajlar ilişiyor. Çok değerli, yine ortak dostlarımızdan değerli şair arkadaşımız sevgili Safiye Samyeli selamlar gönderiyor. Başarılar diliyorum diyor Murat Bey kardeşimize ve şahsınıza. Aynı zamanda Denizli'den tüm Adıyaman'a kucak dolusu sevgiler demiş. Bize teşekkür ederiz. Denizli'ye selamlar olsun. Ali Gülmez hocamız da İzmir'den bize selamlar gönderiyor. İzmir'den selamlar dostlarım. Yüzünüze, yüreğinize sağlık. Hayırlı, güzel seneler diliyoruz. Seviliyorsunuz demiş bir mukabele. Mustafa Çelik Samsat'tan yazmış. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Ve hiçbir programı kaçırmayan canlarım Muhammed Taha Mirza da fotoğrafımızı da çekerek o şekilde bize hayırlı yayınlar dilemiş. Adana'ya selamlar. Aynı zamanda Enfal Seyfettin ve Zehra'ya da buradan selamlar gönderiyorum Murat'cığım. Teşekkür ederiz. Murat'cığım, yine senden şiir alacağım. Ondan sonra ben bir tane Kürtçe şiir okuyacağım. Olur mu? Olur. Yani misafire biraz daha tolerans tanıyalım. Yüklenelim. Ne okuyalım diye düşünüyorum hocam. Sıra sıra alıştırdın ya bizi. Aynen. Yani bol şiir okuyalım istiyorum ben bu akşam. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Biz aşksa aşk dediğimiz bir şiirimiz var ama yine ona yakın başka bir şiir okuyayım ben. Bir mehtaptı gözlerin, onca renge bulanmış, sanaydı sözlerin. Vedada bir vefa olmalıydı adın. Gün kırıldı, kolu battı yüreğime. Serapmış, serapmış meğer aldandığım. Ahuzarın telkiniyle ömür mü süreyim? Harabeden dönüp nasıl yeni yapıt olayım? Bir candır, bir can telaşına kurban verdiğim. Söyle, söyle ben nasıl öleyim? Göçü güçlü sana giden yolun, tarihe iz diye sürüldü bak yüzüm. Bahar gelmiş neyime, bahar gelmiş neyime, neşe de yok gözüm. Söyle, söyle bana, mızrak sırtta, mihraba düşmüş elim. Ben bu kanlı dilimle hangi duayı edeyim? Bir düş kurmuştum, incilerle saçlarına tac örmüştüm. Hayalim yıllarına satılmış meğer heba oldu. Tükendi, tükendi umudum. Bu aşk, bu aşk başa bela oldu. Böyle bir şiir armağan etmiş olduk. Bu akşam sen de tamamen kendi şiirlerini okudun. Evet. Ben de tamamen kendi şiirlerimi okudum. Yani aslında senin çok güzel seslendirdiğin diğer ünlü şairlerden güzel şiirler de var ama bu akşam öyle oldu. Hadi ben de bir Kürtçe okuyayım. Lütfen. Bir farklılık olsun. Lütfen, lütfen. Tu hübiye serçiya, tu çiçeka dilemen. Ezdinalim digriyim, şevit yamalım. Verin, hevalno verin, dilemini birine. Akıl çöğe serimin, hıra buye gündemin. Bezna tayı zira ve navi tağı pırhaşa. Heşu akıl nemaya, citekrın temaşa. Dastî xa dastî mike şev û roj em herin. Tu hîva panzerokî, tu tinewî şev reş e. Çiya çiqez bilind e îla rokê lêkeve. Çiqez bilind bifire îla rokê bikeve. Taqatê min tune ye, jan ketiye çonga mi. Derdê min derman nabe, bîna yarê tinewe. Keçê ji te re nebese, Xev nakhebe çavê min, tu mu biterikînî xelas bûye emrê min.
Tu ser dil ki, tu cani, tu delali, tu yari, le gule, tu şirini, ronaviya cavi min. Evet, Muratcığım, sen çok Kürtçe anlamıyorsun biliyorum. Ama işte öyle de bir şiirimiz olsun istedim. Güleğine sağlık abi. Evet, çok, çok teşekkür ediyorum. Burada zamanımız öyle hızlı ilerliyor. Evet, evet hocam. Böyle şiir okuyunca hızlı ilerliyor ama biraz da böyle insanların şiire olan ilgisinden, Adıyaman'da yazar olmaktan, Adıyaman'da şair olmaktan demedi vuralım. Ondan sonra yine şiire devam edelim. Tamam. Yani şiir biliyorsunuz belirli yani şiir edebiyat, şiir tarihinde belirli akımlardan geçmiş. Son zamanlarda da tabii ki serbest vezin, hece vezniyle, modern şiir anlayışıyla da insanlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Artık kim ne şekilde seviyorsa, duygu ona nasıl geçiyorsa sevgili şairlerimiz de o alanda çalışmalarını yürütüyorlar. Çok da güzel şeyler çıkıyor ortaya. Çok da güzel kalemler var, tebrik ediyorum. Tabii bu işin bir teknik tarafı var aynı zamanda. Bir tek duygu yetmiyor biliyorsunuz. Dil bilgisi de gerekiyor. Eğer dil bilgisine hakim değilse, sadece duygu sahibi ise şair, dil bilgisi olarak da bir eğitimciden, bir editörden tabii ki yardım alması gerekiyor. Ondan sonra çalışmalarını topluma mal edip, eserleştirip sunması daha yerinde olacak. Çünkü en azından doğru bir çalışma sunabilir ve doğru şeyler insanlara pozitif sonuçlar kazandırır. Yani ne kadar biz içini doldurursak anlamın cevaplar da dönütler de daha anlamlı olur. Bununla birlikte tabii ki yeni gelen neslin bir merakı var şiire. Onlar da yazmak istiyorlar, ilgi duyuyorlar. Tabii bu da bizi mutlu ediyor. Biz elimizden geldiğince bu hassasiyeti gözetmeye çalışıyoruz. Ve biliyorsunuz sevgili hocam, ulusal anlamda birçok yerde program yapmaya çalışıyoruz. Daha öncesinde yaptığımız programlar var. Deprem biraz bizi yavaşlattı ama kitaplarımız da var bir yandan. Okurlarımızla, bizi sevenlerle buluşmamız da gerekiyor. Yine Adıyaman'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pazartesi günleri Radyotek'te yine Anka Kültür Kafe sponsorluğunda Murat Kayış'a şiire dair programını yapıyorum. Orada şiiri sevdirmeye çalışıyorum. Tabii ki beni diğer mutlu eden şey ise daha önce hiç şiirle tanışmamış, şiiri sevmemiş, şiire yaklaşmamış insanları şiirlerle tanıştırdım. Ve diyebilirim ki rakam olarak binlerin üzerinde insanı şiire yakınlaştırmışımdır ve şiiri sevdirmişimdir. Bu benim için büyük bir kazanç. Yani ben bunu servet olarak görüyorum. Bu şekilde hassasiyetlerimle yaşamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama doğru işler yapmak, doğru eserler üretmek istiyorum. Çünkü artık bu bir ciddi sorumluluktur aynı zamanda. Yani ya ben yazdım, kenara koydum. Bu bir hobi alanından çıkmış bizde. Bizimkisi tamamen ekstra başka bir işe dönüşmüş. Onun için yeni çalışmalarımıza da sıkı bir özen göstermeye çalışıyoruz. Birinci okuma, ikinci okuma, son okuma diye editte, redaksiyonda farklı farklı böyle bir denemelere koyulduk. Bakalım son çalışmamız da manzume türünde ilerledi. Nasıl bir karşılık görecek? Tabii birkaç kalemi sağlam, düşüncesi sağlam arkadaşımla bunu paylaştım. Sağ olsun sevgili yine Diyarbakır'dan eğitimci Mustafa Ergat ve bizim burada Beyazı Sahaf'ta İlyas'ı tanırsın. İlyas'la çalıştık üzerinde. Onlar da çok iyi okurlar. Aynı zamanda kalem sahibi. Onların da çok güzel yorumlarıyla birlikte artık eserin belirli bir seviyeye geldiğine inandık ve çalışmamızın artık basım ayağına başladık. Bu şekilde bakalım yani 2024'de bir kitapla başlamayı umut ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Murat'ım bir şey daha soracağım. Ondan sonra şiirle, senle devam edeceğiz şiirle. Tamam. Şimdi genelde insanlar hani hece serbest ayrımı yaparken diyor ki, ben diyorum ki ya bu şiir çok da şiire benzemiyor. Ya kardeşim diyor bu şiir diyor, serbest şiir. Yani diyor ben istediğimi yazarım. Ya da istediğim şekilde yazarım. Hani hecede bunu diyemiyorsun. Hecede belli bir kalıp var. Belli bir alışta gelmiş bir düzen var. Sen o düzene kendini uydurmak durumundasın. Ama serbestte işte adam rastgele yazıyor. Ve ona göre, bana göre değil. Şiir oluyor. Yani diyor ki işte
ben serbest yazdığım için istediğim şekilde yazarım diyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Serbest şiir bana göre daha zor değil mi yazmak? Tabii öyle. Ben serbest vezin demek, yani ben serbest istediğim gibi kompozisyon yazar gibi yazarım anlamını taşımaz. Onun da kuralları, kuramları var. Yani bugün biz serbest vezine modern şiire örnek vereceğimiz bir şair, dünyaca ünlü Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'in bile eserlerinde işlediği şiirlere bakıyorsunuz, çok böyle gizli saklı, böyle gizli kafiyeler kullanmış, iç kafiyeler kullanmış, tak 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 aşağı indirmiş. Yani bir çalışma var nihayetinde. Yani serbest demek öyle alabildiğince... İstediğin kelimeyi istediğin yere yerleştirmek değildir yani. Yok yok, yani bizim dil bilgisine ters bazı kelimeler vardır. Tek anlam taşır Türkçe'de, ama bazı kelimeler vardır çift anlam taşır. Tek anlam taşıyan kelimeler çift anlam taşırmış gibi kullanamazsınız. Yani gibi gibi birçok örnek var ve bunları kullanmak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Yani bu bir ciddi sorumluluktur diye en başta bundan bahsetmem de tabii ki bunun göstergesi. Hece şiirlerinde nasıl heceye uygun 7, 14, işte 6, 5 veyahut da 4, 3 veyahut da 4, 4, artık siz daha yatkınsınız ona. O nasıl bir kural üzerinden ilerliyorsa hocam, serbest vezin de bir kural üzerinden ilerler. Evet. Ya, yelik ekene kadar bakarsın yani şiirin. Hı-hı. Öyle bu iş öyle herkesin yapabileceği, yapayım diyebileceği bir şey değil ki. Ha, kendine yazarsın bir köşede, benim hobim dersin. Arkadaşıma işte otururken ortamda birini okuyacağım dersin. Topluma mal etmek değil. Kendini tatmin etmek için yazarsın, tamam, bir şey diyemem. Ama sen eğer topluma mal edeceksen, bir eser olarak bunu topluma kazandıracaksan, kesinlikle ciddi bir şekilde eleştirilmelidir yani. Yani bir kitaba koyacaksan o tabii şiiri. Tabii bu eleştirilmelidir yani. Belli bir düzeni, belli bir ahengi, belli bir kuralı olması tabii, lazım. Tabii teknik açıdan. Zaten okuduğun zaman o ahenk kendini ele veriyor. Tabii veriyor abi. Yani. Şimdi ben adam şimdi veyahut da kadın fark etmez, imgeleme yapacağım diye, betimleme kullanacağım diye alakasız bir orada metin sunmuş. Birkaç kelimeyi yan yana getirmiş. Muhakkak bir yerde gözüne ilişmiş. O kelime de bir ünlü bir şairin dizelerinde çok muhtemelen bir karşılık görmüştür. O da alıp orada kullanmaya çalışmıştır. Evet. Fakat işte onu temayla uyuşturmazsan, onu oraya kullanmanın, ben bunu imgeleme yaptım deyip de aa bu çok güzel oldu demenin bir mantığı yok. Onun karşılığı olmaz zaten. Zaten sosyal medyada da altını dolduruyorlar. Aman harika olmuş, aman alkışlar. Hele hele de bayansa böyle ya, arkasından böyle ya, tonlarca mesajlar geliyor. Sonra bakıyorsun şiir şiir değil. Öyle de bir duvar. Ya zamanı bitirdik Muratcığım. Sen bir şiir daha oku da gözünü sevdiğim. Bir de şunu da söyleyeyim. Ondan sonra şiir okuyacağım. Bizim realist şairlerin, toplumcu gerçekçi şairlerin rakamsal bir kaygısı yoktur. Bizi 100 kişi değil 10 kişi alkışlasın, ama doğru alkışlasın. Anlayarak, tanımlayarak, tamamlayarak değer versin. Bizim için önemli olan budur. Evet, bir şiirle devam edelim. Bu arada hemen sen şiirini başlamadan ben de Kerim Yapılı'ya, Şahin Der Fırat'a, Ozan Yusuf'a teşekkür edeyim. Çünkü onlar da mesaj göndermişler. Mesajları okumak biraz zor olacak ama. Buyurun hocam. O zaman şöyle bir keşif şiirim vardı. Kaleme almıştım. Hani bir beşeriyetin içerisinde yaşıyoruz ya, bir şikayet halinde. O şiirden bir pay sunayım. Diyor sevgili Murat. Detaylarının tespitinden düştüm bu hale. Keşfinden yakıldı üzerime gece. Bir mum ışığında kirpik uçlarını öperken hayalimde yüzyıllar öncesi söylenen şarkıları benzettim sana. Tarif büyüdükçe ızdıraplar kan revan oldu gönlüme. Ben bu divaneliği hangi kavimden seçtim benliğime? Seslerimden ağıtlar dikildi birer birer karşıma. Zeytuni rengi bir sevdanın çıkmaz bendinde. Aleme dertlere gebeliyim neyin denginde? Uslanmazsın ey gönül. İmtihanın intizamda, şikayetin beşeri gamda. Evet sevgili Murat, dedim ya programımızın artık sonlarına doğru geldik. Böyle eklemek istediğin ne var, konuşmadığımız ne var ya da değerli dostlarımıza, izleyicilerimize neler söylemek istersin son olarak? Hocam bir 45 dakikalık program formatınız var ve kısa öz tadında oldu diye düşünüyorum. Sevgili Mercan TV yönetimine teşekkür ederim. Size teşekkür ederim olanak sunduğunuz için. Başarılarınızın devamını diliyorum ve bizi izleyen, değer veren, kıymet gösteren sevgili dostlarımıza, sevgili okurlarımıza, gönül insanlarımıza derinden muhabbetlerimi sunuyorum. Kalbiniz gibi geçsin ömrünüz. Her şey gönlünüzce olsun. Umutla kalın, şiirle kalın diyorum efendim.
Evet değerli dostlar, bu akşam birazcık 10 aylık süreden sonra da birazcık depremden fazla konuşmadık. Deprem konusu biliyorum hepinizin içini burkuyor, hepimizin içini burkuyor. Artık yavaş yavaş böyle hayata dönmenin zamanı geldi diye düşünüyoruz. Onun için böyle imza günleri, kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler yavaş yavaş böyle adapte olmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman 6 Şubat'ı unutmayacağız. Hiçbir zaman gidenleri unutmayacağız. Onlar gerçekten ama gerçekten sürekli kalbimizde yer edinecekler. Onların yerleri hep içimizde baki kalacak ama hayat devam ediyor. Allah kalanlara can sağlığı versin diyorum. Onun için biz bu akşam Murat kardeşine daha çok alışa geldiğimiz şiir programı yapmak istedik. Sürçülisan ettiysek affola. Ben Murat kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Bu hafta Murat Kayış konuğumuzdu, şair dostumuz. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki programlarda tekrar buluşuncaya dek hepinize hayırlı akşamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim.